resmini burada görmek. Hoşuma gitti mi? Hoşuma gitti mi? Safiye Sultanımızın dairesinde gördüm resmi. Sonra da? Sonra bir emir verdin, getirdiler beni. Neyim ben? Sence bir at mıyım? Ya da keçi? Neyim söyle? Zeytin mi? Yumurta mı? Ben emir vermedim. Haberim bile yoktu getirildiğinden. Safiye Sultanımız seni bana hediye olarak... Ben hediye değilim. İnsanım. Senin gibi bir ailem var. Yazık. Seni ilk gördüm. Dedem iyi biri. Είσαι ένας τύρανος. Είσαι ένας τύρανος που τα θέλει όλα δικά του. Kaçacağım buradan. Göreceksin. Hiç kimse buradan kaçamaz. Gel. Validem. Halime Sultan. Şehzade Mustafa'yı alıp sırra kadem basmış. Cennet Kalfa. Al bunu, icap eden neyse yaparsın. Sen nereye? Cehennemin dibine. Gelecek misin? Allah'ım. Gel bakalım. Kızlar, az biraz feyiz alın. Onca hatun şu bastı bacak kadar olamadınız. Geldiği ilk gün halvete girdi de gözdeler katına çıkacak. Şişt. Sen gel. Mahfiroz, kime diyorum ben? Mahpeker'in odasını yapacağız. Gel sen yardım et. Hem bir işe yaramış olursun. Gel, gel, gel. Yüzünün hali ne böyle? Ne güzel odan oldu işte. En güzel kumaşlardan elbiseler dikilecek sana. Sonra hediyeler, birbirinden kıymetli mücevherler. İstemem hepsi senin olsun. Ben sadece kağıt istiyorum. Ne yapacaksın? Aileme yazacağım. Hiç değilse bilsinler yaşıyorum. Yazsan ne olur hatun? Kim gönderir onu? Senin bir ailen yok mu? Paşanın hanımı Zübeyde var. Pek severim onu. Sağ olsun beni yetiştirip saraya hediye etti. Kendi ailen diyorum ben. Anne, baba, kardeş yok mu? Nerede? Bilmem. Yani çok küçüktüm. Yüzleri gelmiyor aklıma. Silinmiş. Artık benim yuvam harem. Dua ediyorum her gece. Allah'ım diyorum ne olur yardım et. Hünkârımız beni alsın koynuna. Ona bir erkek evlat doğurayım.
Bir de dua ediyorsun o zorba için. Sen dün gece ne yaptın peki? Sanki girmedin koynuna. Belki de gebe kaldın. Yusuf Hriste, bu mümkün değil. Çünkü o dediğin şey havlet olmadı. Gel de şu Efsun'un yüzünü yakından görelim Mahpeyker. Sultanım. Halvetin tamamı ermediğini söylediler. Sabah çıkmışsın has odadan. Onca vakit ne yaptınız? Mesele torunumuzun muhabbet alemi değil. Hanedanın istikbali. Konuştuk sultanım. Sonra uyudum ben. Anlaşılan o ki torunumuz iyice meftun olmuş. Safiye Sultanım. Siz Venedikli Sofia. Sonra Safiye Sultan oldunuz. Nasıl unuttunuz ailenizi? Özlemediniz mi? Kadere inandık. Venedikli Sofia diye doğan kızın kaderinde Cihan Devleti'ne Safiye Sultan olmak varmış. Burada kızlar, anne baba hatırlamıyor. Onlar hür olmak ne bilmiyor. Ama ben biliyorum. Nasıl unuturum? La prego, Regina. Size yalvarıyorum sultanım. Beni evime gönderin. Bir kuşun tabiatında uçmak vardır elbet. Lakin kanatları yandıysa neylesin? Hür doğdun. Kabul. Bir yuvan vardı. O da kabul. Ancak bunları kazanmak için ne yaptın? Hiç. Şimdi ise önünde fırsat var. Çok az insana nasip olabilecek muazzam bir fırsat. Zümrüt-ü Anka misali yanıp küllerinden yeniden doğabilir. Yuvanı yeniden kurabilirsin. Dese miydik Bülbül? Bu kafesi saraya döndüren yegane şeyin aşk olduğunu. Dese miydik? Fayda etmez sultanım. Ateşlere düşmeden, yanmadan zinhar anlamaz. Geç geç. Sırtı kaşınan it çobanın değneğine sürtünürmüş. Ne yaptım ben şimdi? Hür doğmuş da gidecekmiş. Az o kafan çalışsaydı buraya geldiğin ilk gün anlardın. Buradan çıkış yok Hatuncuk. Mektubu gönderdin mi? Bana söz verdin. Sus. Öyle kolay değil. Münasip bir vakitte yollayacağım ben. Düş önüme hadi. Hadi.
Siz kim? Ben neden geldim? Yoksa bir suç yaptım. Sessiz ol hatun. Valide Sultan'ın huzurundasın. Kaç Valide Sultan var bu sarayda? Bir tane var. O da hünkârımız Sultan Ahmet'in validesi, Handan Sultanımızdır. Demek siz Ahmet'in annesi. Sen kimsin de Cihan Padişahı'na ismiyle hitap edersin? Başlayın ben... Hareme hususi getirilmiş olman seni diğer hatunlardan üstün kılmaz. Dudu. Aslanım alaka göstermiş diye bakayım dedim. Lakin bu hatunun kendine ayrı yok. Pek civan. Terbiyesi seneler alır. Mahfiruz'u hazır edin siz gene. Bu sefer tüm hünerlerini göstersin. Emredersiniz validem. Koparacaktın Azda. Yaklaşır sana sürürüm. Bu defa kopar. Sen padişah hünkâr umurumda değil. Sen yalancı. Adın Bahtı dedin. Yalan. Yalan söylemedim. Benim Bahtı. Şiir yazarken kullandığım mahlasım. Şiir? Şiir işte. Poezia. Lo nome d'amore e si dolce audire. Che impossibile mi pare che la sua propria operazione sia nelle più cose altro che dolce. Ma tu, sen italyanca biliyor musun? Öğreniyorum hala. Bu şiiri ben Rum Atam Sultan Süleyman'ın pek sevdiği bir kitaptan okudum. Bak bu kitap işte. İşte evim burası. Kefalonya'dayız. Yonda arıyorsun. Adriyatik. Venedikli misin, Rum mu? Annem Rum, babam Venedikli. Babamın da annesi Rum. Nelem yeyiz. Benim adamda her milletten insan var. Babam tüccar. Herkesle anlaşır. Bana da öğretti her şey. Burası hepsi Türk. Senin topraklar. Sen kralısın. Sultan kral.
Yani istediğin her şey yaparsın. Bahtin, Ahmet, emir ver, evime gideyim. Ne olur? Buraya gelmeni Rabbim istedi Anastasya. Kadere kimse karşı koyamaz. Ama sen söz verdin bahçede bana. Kurtaracağım dedin. Yalvarırım. Evime gönder beni. Non Nasya. Non posso. Senin evin artık burası. Ne demek yapamam? Ne olacak? Zorla tutacaksın beni. Kendi arzunda kalmanı tercih ederim elbette. Şimdi ağaları çağırır aldırırım kelleni. Hayır. Küçük kızların kalbini yediğimi söylemediler mi sana? Cüneyt Hatun dedi ki, sen, ben havlete girecek dedi. Merak etme, sen istemeden olmaz. Ne kadar sürerse sürsün, hazır olmanı bekleyeceğim. İnşallah bu defa muvaffak olursun hatun. Siz uyuyun. Ben hünkârımızı memnun ederim. Sabah da karnımda bir şehzadeyle döneceğim inşallah. Senle? Yoksa hünkârla sen mi? Yok. Bülbül ağayla ben. Tövbe tövbe. Hünkârımız Hususi'yi çağırmış. Mahfiruz'u isterim demiş. Kızmak yok hatuncuk. Kıskanmak hiç yok. Burada böyle. Kim? Kızmadım ki. Ne kıskanmasın? Ben evime döneceğim. Asla sizin gibi olmayacağım. Gel. Hünkârım. Nicedir aklım sizde. Sanki ateş oldum, yanıyorum.